Rahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 17. Lema 136. sayfa. Çok ilginç bir yer. İnşallah, ümit ediyorum, çok sıkıntılarınıza derman ve çare olur. Zannediyorum. Belki bazı şeylerimizin de ezberlerimizin bozulmasına vesile olur. Eğer muvaffak olabilirsek. Şimdi şöyle başlayayım. Dünyada bir şeyi anlamlandırmak için, anlam vermek için, isim vermek için, ne olduğunu bilmek için mutlaka kıyas lazım. Elmayı gösteriyoruz. Bu nedir? Armut değildir. Armut değil. Doğru. Güneş de değil. Yani bu dünyada kıyas var. İnşallah becerebilirsem çok ilginç bir şeydir. Her şey mutlaka bir şeyle kıyas ediliyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ın mümine ettiği en büyük nimet olan imanı da tanımlamak ve anlamlandırmak için, vücudunu göstermek adına küfür var. Küfre müsaade et. En büyük hikmetlerinden bir tanesi, küfre yol açmasının sebebi imana verdiği değerdendir. Eğer küfre yol olmasaydı, küfür yapma, inkar edebilme, Allah'a iman etme olmazdı. Küfür olmayınca, inkar olmayınca iman olmaz, anlamı yoktur. Bir de bu böyle, iman böyle. İki, hayat ile, hayat alarak fani dünyaya geliyoruz. Ölerek ölünce bekaya gidiyoruz. Hayatla mevt, yuhi ve yumit. Kıyas et, hayat ölümlü dünyaya vesile olmuş, mevt ise bekaya sebep olmuş. Öldükten sonra bekaya geçmen lazım. Başka bir ezberimiz de, şimdi ondan sonra başlayacağım, bununla bakacaksın. İnsan et ve kemikten ibaret değil. Olsaydı hayvani bir hayat yeterdi. İnsanın kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada, ruhunda var olan meyillere göre şu dünya dardır. İnsanı istiyap edemez, içine alamaz, memnun edemez. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Çünkü ölümde her gün vefiyatlar var. Ölüm var. Nasıl anlamlanır ya? Ne diyeceksin ya? Ha bak benim saçıma bak. Evitti ya. Hayat son kullanma tarihine gidiyor. Bir de ölümün de yaşı yok ya. Benim halime gelecek de bir garantim de yok. Hakikaten yaşıyoruz, kalkıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, doğuyoruz, yaşıyoruz. Ama en büyük gerçek var ki, inkar edilen ölüm var. Ölüm var yani, ölüm. O ne olduğunu İzah edilmedikçe kısacası bu dünyada bize hayat, rahat yok. Ölüm izah edilmedikçe bu dünyada bize rahat yoktur. İzah edilmesi lazım ölüm. Ölüm çözülmesi lazım. Çünkü her şeyi öldürüyor. Arabandan, aşından, işinden, eşinden yok ediyor, götürüyor. Peki bu ölüm nedir ya? Her şeyi ortadan kaldırıyor. Fakir, zengin, çocuk, büyük, kadın, erkek fark etmiyor. Hepsini eşit kılmış. Bu ölüm izah edilmesi lazım. Ta ki insan rahat etsin. Üçüncü remiz. Ey insan, Fatır-ı Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, Fatır-ı Hakim, Fatır, zamansız, maddesiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, macilesiz, modelsiz, misalsız, yaratan Allah demek. Allah bu kainatı yaparken bir yere bakmamış. Bir yeri modeli almamış. Hani biz bir şey
yapınca benzetiriz ya ona buna falan. Ondan sonra yeni bir şey yaparız. Allah yaparken madde yoktu. Mekan yoktu. Zaman yoktu. Numune yoktu. Patent yoktu. Misal yoktu. Mukayese yoktu. Deneme yoktu. Arabayı tamire götürürsün. Fren ayarını. Ondan sonra çıkar arabayı. Pisti dener. Fren oldum. Çalıştırırsın. Baktım tekleme var. Anne karnında çocuğu yaratıyor Allah. Ya bir dakika dünya bir gitsin. Bakayım uygun mu değil mi? Gene içeriye sok. Orada tamamla. Öyle bir şey yok. Maddesiz yapıyor. Bu Fatır Hakim demek. Fatır. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tövbe, tahayyülü küfür küfür değil diye söyleyeceğim. Hani bir şey yaparız da insan sorar ya. Nereden hatırına geldi tövbe. Tefekkür için söyleyeceğim. Allah var iken hiçbir şey yoktu da Allah böyle bir mahlukatı, böyle bir yeri yapmayı nereden hatırına geldi? Ya insan da acayip bir şey ya. Şu et ve kemik zannetme. Nasıl duyguları var ya? Neler üretiyor? Kah cehennem oluyor. Düşünceleri, duyguları, fikirleri. Kah onun cenneti oluyor. İnsan böyle garip bir mahluk. Eğer kendisini yorumlayamazsa, izah edemezse, anlamlandıramazsa, kendini yönetemese vallahi bu hayat çekilmez, cehenneme döner, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Bir örnek vereyim, ondan sonra okuyorum, hatırdan. Şimdi, duygular, yani et ve kemik gibi gözüküyor ya, ama burada, ruhta. Mustafa, bir şefkat düşün. Anne gece rahatını bozuyor, çocuğa kalkıyor. Bir hırs düşün, yemek yemiyor, sabahtan beri çalışıyoruz. Ha? Bir öfke düşün, öfken böyle bak. Bir şehvet düşün, bir vefa düşün. Arkadaşlar, içimizde iken kaynağı, o çıktıktan sonra biz onun içine giriyoruz. Yani şu Ömer abi, dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor, gir arabaya, şoför arabayı götürüyor. Daha, çünkü buna vereceğim örnek. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor, gir arabaya, şoför arabayı götürüyor. Duygular bizde dışarıdan bakınca. Aslında o şehvet, şöhret, hırs, şefkat, haya, aşk intihar ediyor. Fanos gibi böyle dışımızda o. O his var ya fikir Mustafa. Fikir ve his içimizde değil o çıkınca. Biz onun içine giriyoruz. Fanos gibi etrafımızı o duygu sarmış, beden ona göre hareket ediyor. Orada. Yani o duygu sarmalamış. Aslında içimizde değil bunlar. Biz onun içindeyiz. Ona örnek verecek şimdi. Bu çok önemli. Mesela bir duygu aldı seni, öfke böyle. Senin içinde mi? Onun içinde sensin. Ki simanda hep öyle şekil alıyor. Suratından belli, namaz kılan, kılmayan, öfke, korka vesaire. Bedeni kim kontrol ediyor? Beden duyguları mı ediyor? Duygu bedeni kontrol ediyor. Adam nasıl intihar ediyor? İntihar etmek bir aşk değil mi yani? Seviyor, olmadı. O bir his değil mi? Nerede o? Bedenin içinde değil o. Beden onun içinde. Sarmalamış bedeni. Beden yok böyle. Hatta yürürken sokakta. Kendi kendine ye. Şimdi bu adam nerede? Beden bunun içinde. Beden, hatta oralardan geçtiğin, yürüdüğünde haberi yok. Burayı anladık mı abim? Ha, duygular içimizde değil. Biz onun içindeyiz. Dünyanın içinde ahiret yok. Dünya ahiretin içindedir. Suyun içinde buz yok. Buz suyun içindedir. Yani buz suyun sıfatıdır. Buz suyun dışa vuruşudur. Eylemsel görüntüsüdür. Olduğuna nereden biliyoruz? Buzu kaldırın su kalır. Buzu kaldırın ortadan su kalır. Ama suyu kaldırın buzda kalmaz. Ahiret dünyanın içinde değil.
Dünya ahiretin içinde. Ne demek? O duygu ve fikirler bizim içimizde iken kaynağı patlıyor. Biz onun içine fanos gibi ya. Balık fanosta dolaşıyor ya. Bir duygu. İşte bak diyor ki bazen bir lokma fanos oluyor bize. Bazen bir kelime nasıl dedi bana veya bir kelime bize olta oluyor. Hayvan avlar gibi ya, ben seni seviyorum diyor, tamam bitti. Oltaya takılmış şey yer. Bir lokma. Bazen bir lokma deveyi hendekten aşağı atıyor. Bir kelam bazen, yani bir derste duyarsın güzel bir kelam, seni kuyudan çıkarır. Uçakta birisine denk geldim. Ondan sonra namaz kılacaktım uçakta. En son korktum. Sonra konuştum. Bir iki kelam ettim psikolojiyle alakalı. Yani bunun içinde biz varız. Onu, o duygular içeriye çıkmak lazım. Neyse bununla alakalı söyledim. Dedim ki aklınıza bela olursa bu akılla bu aklı baş edemezsin. Düşüncelerinin belası düşüncelerin olursa bu düşüncenle düşünceni kontrol edemezsin. Yönetemezsin boşuna. Aklın aklına bela olmuş. Bırak dışarıdaki belayı. Aklın aklını yönetemiyor. Aklına hakim olamıyorsun aklında. Ne diyorsun sen ya dedi. Psikoloji şey tedavi için gitmiş İstanbul'a da döner güçak bize denk geldi şimdi. Aklın aklına bela olmuş. Bu aklın da aklını yönetemezsin. Nasıl yöneteceğim dedi. O kafa çalışıyor. Sana doktor verecek ki bu akıl çalışmasın. Akıl devre dışı yapmak için psikoloji ilacı o. Aklı kıblesine koyacaksın. Ne demek o? Aklı verene, sahibine teslim edip öyle kullanacaksın. Başka hiçbir şansın yok. Bak bazen fanos gibi ne ol? Bir lokma, bir kelime, sana bir kelime kuyudan çıkarıyor veya kuyuya indiriyor seni. Olumsuz bir kelime sana söyleyince bir küfür ediyor. Veya sevmiyorum seni diyor. Veya boşadım. Bak bir kelime. Boşsun. Veya tam tersi. Kabul ettim. Evlendim seninle diyor. Bak ikisi ya kuyuya indiriyor ya kuyudan çıkarıyor. Aynı bir kelime. Aynı şahı söylüyor. Bazen bir tane yani tane çekirdeğin farkı bu. İçinde mana çeşitliliği var. Mesela sana gönderdiği zaman diyorsun ki vay öyle bir kelime ki bu Kur'an'da ancak var. Camil kelimdir. Cem-i cem'dir. Yani çok manayı muhteviyatını içine alan ancak odur. Her asra göre mana ihtivası var. Bir tane söylüyorsun. En azından manasını bilmiyorsun. Okunduğu zaman oh. En az okumasından zevk alıyorsun. Tedavi oluyorsun. Bazen bir lema, yani bir ışık, bir çıkış yolu. Yani karanlıktasın, tamam mı? Oradan bir tane bir ışık gözükse, bir sohbet, bir adamın tebessümü ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm sadakadandır. Buna söylemesine ihtiyaç duyan o asrın zalimane suratlarıdır. Ne kadar haşim ve zalim, gaddar ve zalim idiler ki Allah Resulü onları tamir etmek adına tebessüm etmek sadaka denmiş. Denmeye ihtiyaç duyulmuş. İhtiyaç duyulmuş. Bazen bir lema, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir işaretle, bir öpmekte batma. Yani bir kelime, bir öpmek, bir işaret. Onu seni seviyorum diye bitti. Hayda, çoluk çocuğunu terk edip çekip gidiyor. Batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Yani insan öyle bir mahluk ki 18 bin alem değil dünyayı. Şöyle toz gelse var ya omuzuna. O kadar ufak. İnsan o kadar büyük. 18 bin alem insanın ruhuna göre ufak bir toz gibi iken bazen basit bir kelime, bir söz, bir kelam, bir tane, bir işaret, bir öpmekte batıp gidiyor. Batıyor ya. Bir de bakıyorsun ki yok cesedin nereden çıkmış. O barajın orada suya düştü, boğuldu. Cesedi ta Amikovas'ın bilmem neresinden çıktı. Görüyorsun işte artık buna ihtimal değil ki piyasayı görüyoruz.
10 kişiyi tutun, düğmesine basın, playerine basın. 10 kişinin 9'u hasta. Psikolojik hasta. Hayatında memnun olan kaç kişi var? Hayatını seven, kendisiyle barışık olan, kendisini seven, huzurlu. Çok az. Niye peki? Sıkıntısı var. Niye tahammül ediyorsun? Ahiret var. Niye çalıp çıkmıyorsun? Haramdır, ahiret var. Neye yardım ediyorsun? Ahiret var ya. Bak, dünyayı anlamlandıran ahiret imandır. Ahiret imanı kaldırırsan doğru yanlış bir şey kalmaz. Niye yapmıyorsun? Günahtır ya. Niye yap? Haktır ya. Niye yapıyorsun? Sevaptır. Yani dünyadaki hadiseleri yöneten imani bir ahirettir. Ve Allah korkusudur. Bizi yöneten o. Ahiret iman, inancı kaldır. Söyleyin bana hangisinin için doğrudur? Ahiret imanı kaldır. Hangi şey nereye göre nedir? Nasıl izah edeceksin? Ahiret yok. Haşa. Zina niye kötü olsun? Ahiret yok. Onun bunun malını çalıp çırpmamak niye kötü olsun? Adam öldürmek niye kötü olsun? Ahiret yok. Nasıl sonunda hiç olacaksın? Ha, dünyayı adam gibi, insan gibi yaşamanın sebebi sevgili gençler, ancak imani bir ahiret. Ahirete imanla mümkündür. Ne kadar Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ahirete iman ne kadar artarsa evde de huzur olur. Herkes haddini bilir, hududunda kalır. Fedakarlık yapar. Evde adalet yoktur. Olmamalıdır. Şaşırıyor tabii bu ilk duyanlar. Çünkü evde merhamet olmalı. Hakkın yok. Hakkını vereceksin. Sen çocuğa bir şey verirken hakkı mı vardı? Sabahtan akşama çalışmayı diliyorsun. Adalet mi? Merhamet bu. Allah sana muamele ediyor. Adaletinle mi yapıyor? Hak mı etmiştik? Merhametinden yapıyor. Allah merhametinden yapıyor ya. Allah borçlu muydu? Tövbe estağfurullah. Ne güzel bir Allah ya. Benim ev rızkımı devam ettiriyor. Benim gibi adama, akrep gibi adama rızkımı devam ettiriyor. De bakalım. Hakikaten insan ne kadar bu dünya hayatı tahammül gücü veriyor. Ahirete iman arttıkça dünyadaki zorluklar bunun için olduğu için tahammül artıyor. Mızmızlar var ya, son cümlemi söyleyeyim. Mızmız, geçimsiz, en ufak bir şeyde hemen şikayet eden hangi tiplerdir biliyor musunuz? Ahireti unutmuş, ahireti imani, yakiniyeti azalmış, her şeyi problem ediyor. Ya ahirete şuurun olsa, ya zaten ahiret var ya. Kansersin mesela, ahiret var kardeş. Hayat gidiyor ama ahiret var. Bak, hayatı canlı tutuyor ya. Sanki içine benzin koyuyorsun. Ahireti imanla. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Mustafa, şimdiye kadar içimizdeydi değil mi o duygular? Biz onun içindeyiz abi. Mesela hareket ediyor Mustafa böyle. Kendi vücudundan mı haber ediyor ya? Kanatlı caddesine dolaşıyor. Bir fikir var, ona gidiyor. Düşünüyor. Senin içinde mi o şimdi? Aslında sen onun içindesin. Nereden biliyoruz? Vücudu o hareket ettiriyor. İçimde olsaydı ben onu yönetirdim vücudu. Bu değişiyor değil mi Hasan abi? Devamlı. Devamlı değişiyor. Devam değişiyor. Yunus Aleyhisselam için diyor ya, Yunus Aleyhisselam için deniz, hut, gece neyse her insan için nefsi, dünyası istikbali odur diyor. Ay bak işte. Hatta geçen tevafuk etti Resulüm. Bir yerde dedim de biraz karıştı. İki defa dünyaya doğan Yunus Aleyhisselam'dan başka kimse yok. Herkes anasından doğmuştur. Doğmaya var tabi Adem Aleyhisselam. Ama Yunus Aleyhisselam bir anasından doğdu, bir de balıktan doğdu. Kitaba karında mı? Bir tane şey sordular Esenyurt'ta. Birinci Said ne demek, ikinci Said. Hocam bu ne biçim şey demek istiyor, kağıt koydu önüme. Ya ikinci, yani nasıl doğar birden? Yunus Aleyhisselam anasını şey denizin şey balığın karnına nasıl doğduysa. İki defa doğmuş peygamber budur. Öyle bir 10 dakika 15 dakika tutma daha karnında. Biliyor musunuz ne kadar durduğunu? Bilmiyorum. Bile var mı? 40 gün. 40 gün orada balıktaydı. Bu 38 gün kalmasından dolayı mı? 40 gün bir ceza gibi olmuş. Evet. Acayip bir yer. Subhanallah. Peki o şeceri yaktın nedir?
İşte yok ağacın şeklini arıyor. Hızır'ı şey yaptıkları gibi. Kardeşim sen de dersleri, davaları, İslamiyet'i tanımadan önce balığın karnında değil miydin? Gece bak, gece karanlık bir içine girdi bak. Ustad ne diyor bakın görüyor musunuz? Gece içimizde değil bak, gece karanlık. Su karanlık, balığın içi karanlık, üç tane. Ustad ne diyor buna Mukadir? Nefis dünyamız, bir de ne diyor? İstikbalimiz. Dünyamız, nefsimiz, istikbalimiz. Gece, deniz, hut. Hut, nefse. Değil mi? Dünyamız denize, hava da istikbalimize benziyor. Gecemizde istikbalimiz. Evet, gecemiz istikbalimiz oluyor. İstikbalimiz geceye bakıyor. Geceye bakıyor. Karanlık çünkü görünmüyor. Peki, Yunus Aleyhisselam nerelerin içindeydi? Balığın içindeydi, yetmiyor. Aynı zamanda suyun içindeydi, yetmiyor. Karanlık bir gecenin içindeydi. Biz de öyle be kardeşim. Denizde dalgalıydı ya be. Onun dalgasına misal de insanın başına gelen hadiseler. Hadiseler. Yani. Deniz dalgalı, bizim hadiseler de dalgalı. Şeceriyi yaktın, senin... Of be! Bir sohbettir, şeceri yaktığında gel çıktı ya Yunus Aleyhisselam. Nedir o? Of be dediğin bir namazdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya bir namazdır, şeceri yaktın. Ya da bir sohbettir. Huzur bulduğun yerdir. Şeceri yaktığın altında lütfü Rabbani inkişaf etti diyor. Müşahat etti diyor. Şimdi gördün mü sen ne demekmiş? Lütfü Rabbani nerede, ne ile müşahat ediyorsa o senin şeceri yaktığının. Senin, Allah Resulü diyor, gördüğü zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman hikmetinizi artıran, o işte senin Hızır'ındır. Bu kuyudan çıkartın. Kardeş, eğer bedeni yaşarsan, girersen içeriye, hakikaten karanlık, yaşayamazsın, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Çık dışarıya, bedenini onunla yönet. Bedenine hakim ol. Hükmetmesin sana. Fırsat verme. Verme. Al içine. Bu bedeni içine al. Seni içine almasın. Yutmasın seni balık gibi. Sen içine al. Sen yönet. Mesela bir düşüncen. Sabah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sabah ezanım. Ha, içinde olan adam kalkamaz. Bedenin içinde olan adam kalkamaz. Ama bir düşünce, kim bunu söylüyor, kim kalkmamı istiyor, aa Allah diyor, nasıl bir gürgü ki vücudu fırlatıyor yataktan. Peki nerede bu beden? Düşüncesinde, duygusunda, imanında, o hissin içindeki fırlatıyor ceset. Ceset onun için fırlıyor. Ötesi niye kalkamıyor? Çünkü imanı içinde, hissi içinde, içeride kal. Nefes alamıyor ki. Bedenine nasıl hükmedecek? Bedenin içinde kal. Kuyuda kalmış. Yusuf orada. Sekizinci sözden bahsediyorum. Kardeşim, buraya hükmet. Bu sana hükmetmesin. Dünya cehenneme döner. Psikoloji bozukluklar, ailevi sıkıntılar bulur. Hayatın bir anlamı olması lazım. Ki hayat çekilebilsin. Elim kırıldı. Oruç tutuyorum. Ölüm geldi, kanser oldu. Buna ne tahammül edecek ya? Neyle tahammül edeceksin? Ancak imani billah, imani bil ahiret. Allah'a iman, ahiret imanla tahammül edebilirsin. Başka edemezsin ya. Hayat diyor, dün işte ziyaret ettim birisini. Kanser abi, ölüm bekliyor. Göz düşmüş bak, oraya kadar bile bakmıyor. Hoca sen mi geldin? Ve doktor 15 gün vermiş, o da biliyor. Ne tutacak şimdi senin elini? Hadi söyle bakalım. Ne ümit verecek? Gidiyorsun. Ölümü baymak mı zannettin? Ne olacak şimdi? Diyemiyorum ki, kardeşim, derse gidelim, derse gel. Tekstilciydi. Fabrikası var ortak. Zamanım yok diyordu. Ulan ağzıma geldi diyemiyorum ki. Kardeş derse gidelim mi? Zamanın var mı? Diyesim geldi, ağzıma geldi, düğümlendi ama diyemedim. Hani zamanın yoktu?
Zamanı verene zamanım yok diyorsun. Zamanı sana veren Allah değil mi? Namaz kılmıyorsun, zamanım yok. Sohbete niye gitmiyorsun? Zamanım yok. Zamanı verene zamanım yok diyorsun. Şimdi ne olacak peki? Hastayım dedim, yine almadınız. Hastayım dedim, yani yastığın altına koymuş adam hasta. Hastayım dedi, eski doktor götürmemişler, sonra ölmüş. Yastığın altına mektup yazıyor. Mektup da çıkmış. Hastayım dedim, yine almadınız. Ne oldu şimdi? Gitti. Allah Allah. İyi ki sohbetler var ya. Allah'ı Allah için anlatan her yere gidin. Allah'ı Allah için anlatan her yere gidin. Allah'ı anlatıyorlar çünkü. Allah'ı anlatan yere Allahçılar nasıl karşı olur? Gitme. Niye? Allah anlatıyor. Duyma. Tövbe estağfurullah. Allah'a nereye anlatıyorsa gidin ya kardeş. Git Allah aşkına. Benim hayatım da bu. Nerede sana namazına vesile oluyorsa, nerede takvana vesile oluyorsa Allah aşkına gidin oraya. O senin yerin. Hepsi senin yerin zaten. Yahudi Allah'tan bahsetmez. Kim bahsediyorsa senin kardeşindir. Elhamdülillah. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Yani bir duygu, bir sevmek, bir öpmek, seviyorum, bir dizi. Akşam namazını götürdü seni ya. Yani akşam namazını batırdı dizi ya. Fesubhanallah. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cette yutar. İçim biraz dolu. Yani adam bir psikoloji, bir gırdaba takıntı olmuş. Abi seviyorum. Veya bir iş olmamış dünyevi. Abi imtihana da çalıştım da kazanamadım. Psikolojik şeye girdim, bunalıma girdim. Ya hakikaten mi lan? Allah'tan kork lan. Sabah namazını kaçırdığını zannediyorum ben de ya. Ben de öyle zannediyorum lan. Sabah namazını kaçırdı zannediyordum. İmtihanı kazanamamış da psikoloji şeye girdi. Abi korkuyorum, hayatıma bir şey yaparım. Çok iyi olur dedim ya. Çabuk yapsaydım. Acayip bir şey ya. İflas ettim abi, durumum iyi değil. Lan sabah namazına mı kalkmadın? Bir de demesin ya abi, o kadar mühim mi ya dedi. Ya sabah namazının farzından bahsetmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bahsedilemez ha. Sünneti için söylüyor sırf. Dünya vursa vuruyor. Hangi zaman yolu galaksilerine, dünyaya da biraz vurdu işte. Nerelere vurdu? Hepsi senin olsa ondan, güneşin vurduğu yerlerden senin için de hayırlıdır diyor. Solda sünnet için. Farz zaten denilmiyor. Oh elhamdülillah. O sekeratta, o kanser böyle. Tutunacak dal, namazın var elhamdülillah. İmanın var elhamdülillah. Oraya gitmiyorum ben kabire. Teri soluyorum diyeceksin. Geliyor geliyor, kabir geliyor. Yaşasın kabir. Hafız var ya hafız. Doktora gitmedi. Şimdi 15 gün önce. Karısı şikayet ediyor yanında. Hoca diyor ya, bu ne ya, doktora götüremedi. Hem ameliyat olmuş hem domuz gribi ne olmuş? Ulan dedim, eskide tavuk gribi var, bir de domuz mu kaldı? Onu da senin bul dedim. Senin de domuzla ne için var dedim. Tamam takıldı. Gitmiyor gitmiyor. Hakikaten biraz burun buruna gelmiş. Gitmedi. Sonra karısı çıktıktan sonra dedim ki hafız, niye doktora gitmedin? Vesile niye aramadın? Din değil mi dedi vesile aramak? Ne dedi biliyor musun? Baktı böyle, hala çıktı ya. Ya dedi, bu sene delime geçmedi dedi ya. Ölüm ha! Geçecek de. Bu sene de geçmedi dedi ya. Ya onu mu arıyorsun dedi. Anlıyor musun? Artık bıktım dedi ya. Demek ki bir bıkkınlık veriyor Allah. Merak etme, şu andaki korkman, ölüm pek yakın değil de sana ondan. Ölüm yakın olunca ölümü o kadar seveceksin ki o da yakın olduğunun alametidir, benden duy. Böyle o kadar yakın, o kadar sevim, öyle diyor mektubatta. Ölüm nimettir, sevimli gelmeye başlar. Bunu 17. sözde diyor abi, insan belli bir yaştan sonra Cenab-ı bir halet verir diyor. O haletle dünyadan ziyade ahirete çalışır diyor. Ama evet, insaniyeti gaflette boğulmazsa diyor. Evet. Ben bu ortamda söyledim onu. O ehli dünyayı, hep dünyayı sever, ölüm gibi, o onda bahsediyor. Öyle fark eden bir Müslüman ki sizi böyle görüyorum. Ölüm size yaklaştığını ancak ölümü sevmeye başlarsın.
Dersin ki o zaman hatırla beni, yaklaştı demek. Liman gözüktü. Ama ölmeyeceksin, inan bana. Teris olacaksın. Teris olacaksın Allah'ın izniyle. Oh elhamdülillah, iyi ki Allah var. Allah olmasaydı ne yapacaktık ya? Şükürler olsun. Allah'ın varlığı nimetlerin en büyüğüdür der şu anlarda. Allah var da beni alakadar etmiyorsa benim dünyamda yok. Allah'ın aleminde varlığı en büyük nimettir. Oh, derdimi ona atabiliyorum. Kabir var, Allah var. Cehennem var, Allah var. Bak görüyor musun? Ne kadar kolay. Oh, Allah olmayanlar düşünsün. Dünya yutan büyük latifelerin onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cepte yutar. Ya işte, ne yapayım dayanamıyorum uçaktaki çocuğu. Antalya'da iş yeri, buraya geliyor, şey için, hava değişimi için geliyor. Ya bir düşünce ya, kalkmış içine girmiş, bu dersi yapmama sebep oldu o şimdi. Yeni indim ya, uçaktan yeni indim. Bir düşüncesinin içine girmiş, hayat yok, leylim leyl. Robo. İçinde mi o? Hayır. O düşüncesi bunu blok etmiş. Böyle. Oradan ayrılması 125 mi diyor Mesnevi'de? Çok büyük inayet lazım. Peki körü körüne mi geldi o düşünce? YouTube'lardan, videolardan geldi. YouTube'lara çok giriyor muydun dedim. Videoyu, ömrüm hep videoyu seyretmeyle geçti. İyi diyeme, ağzıma geldi ama diyemedim. Yani onlarla meşgul olan kapattıktan sonra of be ne kadar huzurluyum elhamdülillah. İyi ki seyrettim. Ne diyecek yani? Kapattı bunu. Kafa kapandı mı? O devam ediyor. Kafa çalışıyor. Soktukların içeride hep aktif. Akıl hayal ile gelen resmi, göz ile gelen resmi, YouTube ile gelen videoyu, gerçekten gelen videoyu ayırt edemeyiz. Hepsi aynı gerçektir. Hayal ile gelenle, rüyada da öyle, rüyalarına konuda hayal ile kurduğunla gerçek arasında aynı, hiç fark edemiyor. Ha, o zaman film ile gelenle gördüklerini aynı telakki ediyor. O zaman kafana giren o korkulu, o berbat filmler içeride aktif. Yayıyor, koku yayıyor. Nasıl küçük bir çam, nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızları ile beraber içine girip gark oluyor. Bir cam düşünün. Cam, avukata cam. Semayı tut Ömer abi, içine giriyor değil mi? Semaya, koca. Oysa güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük dünyadan. Zaten 53 katı kadar, dünyanın 53 katı kadar siyah leke var. Ha bu kadar bir cam. Sema içine girdiği gibi bir düşünce de küçük cam gibi komple dünyamız içine alıyor. Nasıl diyor bak küçük bir cam parçası gök yıldızlarıyla beraber içine gark olduğu gibi hardal gibi küçük kubbe-i hafızanda yani kırmızı mercimek tanesinden daha küçük olan hafızanda matematik, sesler, anam, baban, duygular, hisler, fikirler, maneviyatlar, bir sürü şeyler, ezberler o hafızanın içinde. Ama bu kadar bir şey. Hafızanda senin sahife-i amalin ekseri ve sahife-i ömrünün alevi içine girdiği gibi çok cüzü küçük şeyler var. Öyle büyük eşyayı bir cette yutar, istiyab eder. Yani küçük deme. Bak bir mercimek tanesi kadar küçüklükteki şeyi telefonlar, adresler vesaireler içine giriyor. Bazen de bir düşünce insanı içine çekiyor, boğuyor. Neye benziyor diyor? Küçük bir cam parçası tutun semaya diyor. Yıldızlarıyla güneş içine aldığı gibi. Bir cam ya. Güneş girer mi? Dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. Ama camın içinde bir hissimiz de bir fikrimiz, bir duygu, bir anlayış geldi içine bir giriyorsun. Haydar cehennem çık da göreyim şimdi buradan. Nasıl çıkacaksın ya? Bütün o cehenneme dönüştü. Nasıl buradan çıkacaksın şimdi? Tek bir çare biliyorum. Bu tevazu yapmayacağım. Bu işin ehliyim. Bu ruh nasıl çıkacak? Vallahi imandan başka mümkün değil.
imanın artıracaksın. Ne psikoloji ilaç içersen iç. Mümkün değil. İlaç nedir biliyor musun? Eğleyin bu işin bak. Psikolojinin eğleyin. İlaç aklı devre dışı yapıyor. Başka hiçbir şansın yok. Çünkü adamların elinde başka bir şey yok. Böyle mantar gibi dolaşacaksın. Düşünemeyin. Yani düşünceden kopartmak için ilacı içiriyor sana. Düşünme diye. Din diyor ki düşünceni kıblene koy. Düşünceni yönetmek için düşüncenin arkasına geçeceksin Ömer abi. O da iman. Bak 50 küsur yaşındayım. 92'den 94'ten beri buralardım. 40'a değil mi? Aynı canlılık. Sebebi devamlı kendime yatırım yapmaya çalışıyorum Risale-i Nur'la. Farkındaysanız, eskilersiniz siz de, gördüğünüz gibi. Sebebi, aklım beni yönetmesine müsaade etmiyorum. Düşüncelerim bana hükmetmesine müsaade etmiyorum. Bunları okuyarak aklı buna teslim ediyor. Bunlar aklımı yönetmeye çalışıyor. Düşüncelerimi bunlar yönetince canlı oluyorsun, aktif oluyorsun. Ne zaman kötürüm, ümitsiz, böyle bir şey yapmaz böyle. Ülfet olmuş, hal kalmamış, şef yok, enerji yok, hayat yok. Bilin ki akıllarıyla kendilerini yönetmeye kalkanlar oluyor. Kur'an'ın içine gir diyor Resul. Hatırladın mı? Kur'an'ın içine gir diyor. Bak, Risale-i Nur'la bak bakalım kainatı. Arkadaş, sen bunun içine gir ya. Bak, büyük zannettiğin o küçük dünya var ya, bak bakalım ne kadar büyük dünyaymış. Öyle basit, tuvalet. Mutfak, doldur. Tuvalet, yatak, iş. Bu mu ya hayat? Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, bu dikdörtgen. Gübre fabrikası gibi bir şey ya. Yani küçük, şu büyük zannediyoruz. Dünya ne ya? Her sene Murat Aymi görüyorum. Eğer dava olmasa. Tarlaya gidiyorsun abi. Havuç şeyi. Eve gidiyorsun abi. İşe veya dershane. Bu işte ev. Tarla, ev, dershane, mutfak, bilmem ne. Eğer davan yoksa bu kadar basit. Başka ne olacak Kırkan'da? Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgen içinde yaşanıyor. Ve geniş bir dünya yaşamışsın. Ne yaşamışsın ya? Kırkan'da gömüldün gitti işte. Ama bu hayatını, bu sana bahsedilen hayatın içine koyarsan, bu sana hükmederse, dünyada orayı yaşarsın. Buradayken oraları hissedersin. İman yaptırıyor. İman, iman, imanını arttır. Ceddidu imanikum bila la ilahe illallah. Peygamberimiz demiş. İmanınızı artırın, yenileyin. Başka şansımız yok. Sağda solda bir sürü enkazlar var. Ha uçaktaki işte. Antalya'da tedavi olmamış, İstanbul'a gitmiş. İşte ortalama aynı şey söylemiş, Antakya'ya gelmiş istirahata. Çare mi? İlaç, mantar mı? İnince daha acayipsini içecek, yataktan kalkmayacak. Çare mi? Değil. Çare, derslere gideceksin. Namazını kılacaksın. İnternet, televizyonlardan uzak duracaksın. Evrat, eskarın okuyacaksın. Derslerini kaçırmayacaksın. Başka ben bilmiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn el-Fâtiha. Allah'a emanet.